Valla tam yerine bastı. 46 yıllık Maraş. Akşam bir kafeye gittim. Kadınlar oturuyor başa çaplı. Boş, ellerinde tik tik tik. Yok aman aman, tövbe tövbe tövbe. Aman aman aman. Aman aman eşeğden ayrı, hayır hayır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Evlenmek kolay, boşanmak zor. Boşanma oranları sizce neden bu kadar arttı? Bu gibi soruları halkımıza yönelteceğiz. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Eğer yeterince hırslı ve özgürlüğüne düşkünse muhtemelen hemen boşalır. Boşanır. Siz evli değilsiniz. Değilim. İyi ki. Kaç yaşındasın? 16. Maskeden belli. Yıla göre 16. Yok, maskem de inik olsa çok yaşlı gözüküyorum. O kadar erkeksiyim. Şahaneyim, bebek gibiyim, taş gibiyim. Evleneceksen birisiyle en az mesela bir ay falan aynı evde yaşaman idealdir atıyorum. Çünkü evlilikte beraber yaşamak, beraber yaşamanın büyük bir kısmı var evlilikte. Yani emin olman gerekir. İnsanlar da hızlı seçim yapıyor ve ailelere çok baskı yapıyor. Hemen direkt iteliyorlar. Hadi git evlen, evlen, evlen. Öyle de öyle oluyor. Evlenmek kolay, boşanmak zor diyorlar. Siz evli misiniz? İlk önce onu soralım. Evliyim. Kaç yıllık evlisiniz? 40 yıllık. Maşallah. Peki, evlenmek kolay, boşanmak zor diyorlar. Sizce doğru mudur? Ne doğrudur ya, doğrudur ya. 3 ay evli duruyorsun, 23 sene nafaka diyorsun. Doğru söylüyorlar. Neden boşanıyorlar sizce? He? Boşanmalar neden? Kadınlar haksız. Kadınların haksızlığını hiç kabul etmiyorlar. Yalanırsam yalan de kızım. Bilmiyorum, ben size soruyorum. Bence kadınlar haksız. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben doğru söylüyorum. Kadınların neden haksız olduğunu düşünüyorsunuz? Haksız olduğunu düşünüyorum. Mesela bir örnek verin. Akşam bir kafeye gittim. Kadınlar oturuyor başa çaplı. Boş, ellerinde tik 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 telefon. Ne işin var senin orada? Ne işi var? Git şelaleye şimdi. Hepsinin ağzında sigara. Ne işi var? Bizi de televizyona çağırtmayın. Yok, Nart. Nart TV. Hepsi para. Başka bir şey değil. Sevgi mevgi diye bir şey yok. Vallahi tam yerine bastı. 13 gün evli kaldım. Bir bayanla. O da beni dolandırdı. Evet. O da beni dolandırdı. Şimdi dava açtım. Liralar çalmış. 100 bin lira da para götürdü 13 günde. Halen ben vazgeçeyim de o vazgeçeyim. O yüzden boşanma daha zormuş. Ben 13 gün nikahlı kaldım. 14. gün ayrıldım. Her şey para. Ben İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de yaşıyorsunuz. Evlenmeyi evet. Tekrar düşünmüyorsunuz. Allah etmesin. Orada evlenebilirim. Ama Türkiye'de Allah etmesin. Bir daha tövbe gelirsem de. Neden Türkler? Yok ya, yok yok, aman aman aman. Bence nefret. Türk Türk değil. Yok yok, Türk nefret et. Yok yok. İnsanlar çok farklı. İnsan kişilikle alakalı değil mi sizce? Tabii. Bence Türk'le düşünün. Bak, demokrasi olsun, özgürlük olsun, eşitlik olsun. Yok, Türkiye'de yok. Paran varsa varsın, paran yoksa yoksun. Hemen aşık oluyorlar, evleniyorlar ama aynı evde yaşayınca 3 gün sonra direkt kavgalar başlıyor. Ondan sonrasında daha da ilerliyor. En azından şöyle bir ay ya da biraz daha uzun bir süre boyunca aynı evde kalsalar biraz daha, evlilik sanıldığından biraz daha büyük bir karar. Bir de evlilik yıkılacağı zaman araya çok çocuk sokup çocuk yaparak biraz daha devam ettirme ya da genelde daha da kötü oluyor ama bunun çok da bir farkında olunmuyor yani. Biraz erteleme süreci gibi oluyor. Kendileri dine bağlı kalmadığı için artık boşanmalara sebep oluyor. Eşler birbirini artık çekemiyor. Belli bir süreden sonra katlanamıyorlar birbirine. Çocuk falan olunca geçimsizlik, para durumları, ev sıkıntıları, düğün masrafları. Zaten insanın hayatı bitiyor bu yüzden. Senin hatanı benim hatamı gibi gösteremem yani. Herkes bir sebepten dolayı ayrılıyor. Kimi eşini sevmiyor, kimi başkasıyla aldatıyor. Günümüzün günden böyle yani. Hem bayan olsun hem erkek olsun. Herkes birbirini aldatıyor şu anda. O yüzden ben bu evliliğe karşıyım. Evlenmek kolay, boşanmak zor diyorlar. Boşanmak kolay, evlenmek daha zor. Neden? Yani 5 dakika sürmez boşanmada. Yok, benim ikinci evliliğim. Evet. 3 sene evli kaldım. Hani 5 dakika sürmedi boşanması. Anlaşmalı o zaman. Yani anlaşmalı da olsa, normal de olsa, olmuyorsa uzatmaya gerek yok. Peki neden boşanıyor çiftler? En büyük neden nedir sizce? Bize 5 neden sayabilir misiniz? Ya birbirini sevmeme, işte sevgi saygı yok, huzur yok, güven yok, aldatma ortamı çok. Peki boşanma oranları sizce neden arttı?
Ya birbirine güven olmadığı için, aldatma oranı yükseldiği için. Yani erkek gözünü dışarıda, başka kadınlar da arıyor. Kadın da bunu duyduğu zaman o da aynı şekilde yapıyor. O yaptı, ben neden yapmayayım diyor, yani, diyorsunuz. O erkek yapıyorsa ben de yaparım diyor. Peki iyi ki evlenmişim diyor musunuz şu anda ikinci kez? Tabii ki. Bence sen hiç evlenme. Ben mi? Ben de öyle. Evliliği onaylamıyorum ben. Kamerayı alma, babam çok kıskanç. Oo. Benim babam çok kıskanç. Öyle mi? Evet. Ama eşiniz bir şey demiyor. O erkek. Olsun. Onun babasıyla benim babam bir değil. Benim babam çok kıskanç. Öyle mi? Tamam. Evet. Peki teşekkür ettim. Evlenmek kolay. Boşanmak zor. Katılmıyorum. Neden? Boşanmak, niye boşanmak? Ya uyum, karı koca birbirine uyum sağlaması lazım kızım. Uyum sağlandığı zaman o dediğin olmaz. Ölene kadar beraber bir yaşta, hani başlangıçta ne deniyor? İyi günde, kötü günde her zaman beraber deniyor değil mi? Evet. Ha, birbirine saygı duydun mu şimdi, siz kızdınız, ben kızdınız mı? O zaman olmaz, ayrılık. Ha, bir tanesi aşağıdan alması lazım devamlı. Mutlu bir hayat yaşamak için, bebeleri büyütmek için kızım. Kaç yıllık evlisiniz? 74, 46 yıllık Maraş. Maşallah, Allah'ım daim etsin. Amin. Mutluluğunuzu bozmasın. Amin. İnşallah. Ha, 13 torun, 5 çocuk. Maşallah. Ha. Allah'ım bağışlasın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin kızım. Boşanmak daha mı kolay evlenmekten? Evet, evli. Evli misiniz? Evliyim. Kaç yıllık? 1,5 senelik ve boşanıyorum. Tam adamına sordunuz. O yüzden evlenmek zor, boşanmak kolay. Peki neden boşanıyorsunuz? Eğer şey değilse öğrenebilir miyiz? Erken yaşta evlenmek bence çok saçma. Kendimi de katarak söylüyorum. Ya sen boşanmaların %90'ı da bu yüzden. Erken evlilikten kaynaklanıyor. Erken yaşta evleniyor. Evliliği de. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Evet. İzleyecek olan seyircilere söylüyorum. Evlilik aşkı %99.9 öldürüyor. Kaçıyorsunuz kameradan. Peki neden boşanıyorlar sizce? En büyük sebep nedir? 5 tane sayabilir misiniz? Şimdi bence biri evet aile. Şimdi en büyüğü aile zaten. Şimdi iki kişinin arasına üçüncü bir şahıs girerse ister istemez bozulur. Yani o tarafın ailesi karışıyor, bu tarafın ailesi karışıyor. Sonra bir süre sorunlar çıkıyor. Sonra arkadaş çevresi, anlaşamamaya dahil. Yani genelde hep eşin çevresi sorun yaratıyor. Sonra maddiyat falan. Yani istediğin bir şey alamazsan bu da en büyük boşanma sebebi oluyor. Böyle böyle tartışmalar çoğalıyor. Davayı açtınız değil mi? Tabii ki. Ne kadar süre geçti bunun üzerinden? Bizimki anlaşmalı olduğu için. Ha, tek celsede. Aynen. Çabuk bitti. Yine de boşanacak olanlara tavsiyem anlaşmalı bitirsinler. Evlenmek kolay, boşanmak zor benim aslında. Evlenmek kolay, boşanmak zor. Neden? Duygusal anlamda baktığımız zaman birinden ayrılmak benim için daha zor geliyor. Ama evlenmek daha kolay. Bana göre yani. Mehmet Bey. Bence benim öyle. Söyleyecek bir şeyim yok. Daha yaş kaç? 19. Siz de bize bir 5 neden sayabilir misiniz? Ya birincisi insanlar kendilerini tanımadan evleniyorlar. İkincisi ailevi sorunlar çok oluyor iki tarafında. Üçüncüsü maddi sıkıntılar. İnsanlar maddi kendi sıkıntılarını eşine yansıtıyor. Bu da kötü bir şey tabii ki. Dördüncüsü de şiddetli geçimsizlik oluyor. Hani birbirlerini tanımıyorlar. Bu yüzden de aile kuruyorlar. Ama hem aile mahsur kalıyor şiddete, hem de olacak çocuklara yansıyor bu. Çocuklar da böyle büyüyor ve nesil böyle böyle yükseliyor. Yükseldiği için de boşanma oranları daha yüksek oluyor. Evet. Evlenmek kolay, boşanmak zor diyorlar. Katılıyor musunuz? Evlenmek de zor bence. Neden böyle söylediniz? Ülkemizdeki fiyatlara baktığınızda bir evlenmek yani 100 milyar, 150 milyar civarına patlıyor size. Bu parayı bulmak hiç kolay değil. Asgari ücretin 2200 TL olduğu, 2300 TL olduğu bir ortamda. Evlenmek daha zor bence boşanmaktan. Boşanma oranları neden arttı? Bana göre boşanma oranının artmasının sebebi insanların tamamen birbirini tanımadan direkt bu işe kalkışması olarak düşünüyorum. Yani 5 neden sayamam ama en büyük nedeni bu. Ama uzun yıllar mesela arkadaş olup işte sevgili olup evlenenler var. Ama geride boşanıyorlar çok kısa bir sürede. Arkadaşlık çok farklı bir boyut, evlilik çok farklı bir boyut diyelim ona. İnsanlar evlenince değişir mi diyorsunuz? Ya değişmesinden değil de evlilik çok farklı bir şey olarak bakıyorum yani. Sorumluluk almak. Elbette tabii ki her konuda daha farklı bir şey. Arkadaşlık çok daha farklı. Evlenmek kolay, boşanmak zor. Katılıyor musunuz? Evet.
çiftler neden boşanıyor? Bu boşanma oranları neden arttı? Çok hızlı birbirini tanıyorlar. Her şeyin güllük gülistanlık olacağına inanıyorlar. Fakirlik kapıdan girince aşk bazen çıkıyor yani. Pat diye boşanıyorlar. Kendileri bilir yani. Siz evli misiniz? Evet. Kaç yıllık? Allah'ım esirgesin. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, ne demek efendim.